Sevgili gençler, herkese merhabalar. TYT felsefe videolarımızın 3. videosunda felsefe ile tanışma ünitemizin yani ilk ünitemizin son videosunda sizlerle beraberiz sevgili gençler. Şimdi ne yapıyorsunuz? 3. videomuzda dinledikten sonra TYT felsefe video ders notu soru bankamızın arkasında yer alan 9 tane tamamı kare kod çözümlü olan testlerimizi alıyorsunuz ve tek tek hepsini analiz ederek çözüyorsunuz sevgili gençler. Bu 9 testi çözerken özellikle sizden bir ricam olacak. Evet doğru yaptıklarınız bizim için çok değerli. Fakat doğru yaptığınız sorularda lütfen diğer seçenekleri de irdelemeyi unutmayın, incelemeyi unutmayın. Yanlış yaptığınız soruları ise kendinize bir yanlış defteri yaparak o yanlış defterine mutlaka kesip yapıştırın ve çözümünü altına yazın sevgili gençler. Biz buna soru analizi yapma işi diyoruz. Dolayısıyla sınavın adı ne olursa olsun, çalıştığınız dersin adı ne olursa olsun soru analizi yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu videodan sonra 9 tane testimizi ayrıntılı biçimde analiz ederek çözme işi sizde size güveniyorum. Hemen 3. videomuza dönüyorum. Ne var 3. videomuzda? Biz artık felsefeyi tanıyoruz. Felsefenin özelliklerini biliyoruz. Nereden geldiğini, kimin tarafından ortaya çıkarıldığını, düşünce yapısını hepsini biliyoruz. Şimdi ise felsefenin diğer alanlarla ilişkisini inceleyeceğiz. Felsefenin diğer alanlarla benzerliklerine ve farklılıklarına bakarak buradan yorumlamalar yapmaya çalışacağız sevgili gençler. Peki ilk bakacağımız alan ne? Hatta şöyle yapalım. Neye bakacağız? Felsefenin bilim ile olan ilişkisine bakacağız. Felsefenin din ile olan ilişkisine bakacağız. Felsefenin sanat ile olan ilişkisine bakacağız. Yani bu üç alana bakarak bunu felsefenin disiplinlerine bağlayacağız ve sonra her bir disiplini tek tek ayrıntılı biçimde analiz edeceğiz sevgili gençler. Şimdi ilk etapta felsefenin bilim ile ilişkisine bir bakalım. Şimdi felsefenin bilim ilişkisine bakarken önce şunu söylemek istiyorum sevgili gençler. Bakın ilk filozoflar Aynı zamanda bilim insanıydı. Dolayısıyla ilk filozofların görüş açısı bilimsel düşüncenin görüş açısıyla aynıydı. Yani çok ciddi biçimde ilişkiliydi. Dolayısıyla ilk filozoflar bilim insanı oldukları için felsefe ile bilim çok uzun yıllar aslında iç içe olarak düşünüldü. Yani dolayısıyla ilk etapta felsefenin bilim ile olan ortak özelliklerine bakmamız gerekiyor. Biz diyoruz ki Felsefe ve bilim her ikisi de evreni yani tüm insanı konu alan, tüm insanlığı etkileyen konularla ilgilenir. Dolayısıyla felsefenin de evrenin de en önemli ortak noktası evreni, insanı, insanlığı ilgilendiren tüm konuları incelemeleridir. Felsefe de bunu yapar, bilim de bunu yapar sevgili gençler. Yine felsefe de, bilim bilimde eleştiriye açık bir özelliktir. Evet birazdan felsefenin öznel, bilimin nesnel olduğunu söyleyeceğiz. Ama felsefede de bilimde de ortaya konulan bir görüş, bir düşünce ya da bir sonuç başka bilim insanları ya da filozoflar tarafından eleştirilebilir. O zaman diyebiliriz ki bilimde felsefede ortak özellik olarak eleştiriye nedir? Açık özellik gösterir. Her ikisi de kendi görüş alanı itibariyle tutarlıdır. Evet karşıt görüşler vardır. Bunda hiçbir beis yok. Ama kendi düşünce yapısı sistematik niteliğiyle tutarlı özellik gösterir. Felsefede, bilimde birbiriyle tutarlıdır dememizde hiçbir mahsur yok. Her ikisi de birikimlidir. Aslında felsefe birikir ama ilerlemez. Ama bilim birikimlidir. Biz birikimlidir derken şunu ifade ediyoruz. Daha önceki bilim insanının ya da daha önceki filozofun görüşlerinden o görüşlerin üzerine görüşler inşa edilmiştir. Dolayısıyla bilim de felsefede birikimlidir ifadesini kullanabiliriz. Ama birazdan diyeceğiz ki bilim birikimlidir, felsefe birikir ama ilerlemez. Çünkü felsefede sonuçlardan çok, cevaplardan çok ne önemlidir sevgili gençler? Sorular önemlidir diyeceğiz. Dolayısıyla her ikisi de bir kimlidir dememizde hiçbir sıkıntı yok. Her ikisi de merak ve şüpheye dayanır. Felsefede de bilimde de sürekli bir merak etme ve şüphe duygusu vardır. Özellikle düşünce anlamında yeni bir görüşün, yeni bir düşüncenin, yeni bir bakış açısının ortaya çıkmasında bir şeyleri anlamlandırma çabası, bir şeyleri sorgulama çabası yatar sevgili gençler. Bunun için bilim de felsefede neye dayalıdır dediğimizde her ikisi de bizim için merak ve şüpheye dayalıdır. Özellikle bilimsel düşünce anlamında İnsanlığın aleyhine kullanılan noktalar da çok fazla olmuştur. Ama unutma bilimin de felsefenin de çıkış noktası ne vardır sevgili gençler? Merak ve şüphe vardır dememizde hiçbir problem yoktur diyeceğiz. Peki sonra ne oldu? İlk dönemlerde filozoflar bilim insanıydı ve beraber açıkladılar. Bilim ve felsefe içiydi ama sonraki dönemlerde sevgili gençler Özellikle bilimsel alanda inanılmaz ciddi gelişmeler olmaya başladı. Bilimsel alanda inanılmaz ciddi gelişmeler olmaya başladı. Özellikle Rönesans ve reform hareketleriyle birlikte bilimsel düşünce ciddi biçimde gelişti. Bilimsel düşünce geliştikçe, bilimsel düşünce geliştikçe felsefe ile bilimin farklılıkları ortaya çıkmaya başladı. Bakın şu hataya düşmeyin. Bilim de felsefede insanı inceler, evreni inceler. Bunda hiçbir problem yok. Ama felsefenin kullandığı yöntem ile bilimin kullandığı yöntem birbirinden farklıdır diyeceğiz. Dolayısıyla felsefe bilimin gelişmesine bağlı olarak felsefe ile bilimin konu alanlarının ayrılmadığını ama yöntemlerinin ayrıldığını ve ortaya farklılıklarının çıktığını söyleyebiliriz sevgili gençler. Felsefe ile bilimin farklılaşmasının en önemli sebebi nedir dendiği zaman lütfen unutma bilimsel anlamda yaşanan hızlı gelişmeler felsefe ile bilimin farklılıklarını ortaya koydu. Tabii ki bilim ve felsefe birbirinden faydalandı. Düşünme yapıları, sorgulama biçimleri, ilerlemesi olması hepsi birbirinden faydalandı. Ama konu alanları ortak olsa bile yöntemleri neydi? Birbirinden farklıydı. Peki bilimle felsefenin farkları nelerdir? Sevgili gençler bakın. En önemli nokta bilim nesneldir. Dolayısıyla genel geçerdir. Yani kesin, evrensel, değişmez olanla ilgilenir. Bilimin ortaya koyduğu sonuç nesnel, genel geçer, kesin anlamına gelir. Ama felsefe bir soru sorma etkinliğidir. Dolayısıyla genel geçer değildir. Yani kesin değildir. Dolayısıyla felsefe öznel iken bilim nesneldir ifadesini kullanacağız. Bilimde su 100 santigrat derecede kaynar. Ama felsefede sevgili gençler varlığın ilk kaynağının su olduğunu Thales ortaya koyarken daha sonraki birçok filozof felsefede varlığın ilk kaynağını kendine göre kendi bakış açısıyla açıklamıştır. Dolayısıyla felsefe özel iken bilim nesnel bir durumla ilgilidir. Daha da önemlisi metodolojik anlamda bilim olanı incelerken felsefe olması gerekeni inceler. Çünkü birinde sonuçlar çok ön plandayken diğerinde düşünsel yapı ve süreç çok ön plandadır. Unutma, bilim olanı felsefe olması gerekeni inceler. Bilimde cevaplar önemlidir ama felsefe bir soru sorma etkinliğidir. Dolayısıyla sonuç, cevap bilimin işi, soru sorma, düşünme Öznelleştirme eşittir felsefenin işidir sevgili gençler unutmayalım. Devam. Felsefe de bilimde birikir. Birikimlidir. Ama felsefe birikimlidir fakat ilerlemez. Çoğunlukla var olan düşünce başka bir düşüncenin ortaya çıkmasında etkilidir. Ama o görüşün tersi bir görüş ortaya koyabilir. Dolayısıyla felsefe birikir ama ilerlemez. Ama bilim birikimlidir ve birikimli olarak ilerler sevgili gençler. Peki yöntemsel anlamda bir farklılık var dediniz hocam. Yöntemsel farklılık ne sevgili gençler? Bilimde temel amaç sonuçlara ulaşmak değil mi? Sonuçlara ulaşırken bilim yöntem olarak deney ve gözlemi kullanır. Deney. Yani herhangi bir şekilde bilimsel olarak ispatlanabilir şeyler üzerinde bilimsel çalışma yapılır. Ama felsefe deneyi metodolojik olarak kullanmaz sevgili gençler. Felsefe konu alanı olarak aklı ve mantığı yöntemsel olarak ele alır. Dolayısıyla akıl ve mantık yöntem olarak felsefede kullanılırken deney ve gözlem bilimsel bir gerçeği ispatlamak amacıyla kullanıldığı için neyin konu alan içerisindedir sevgili gençler? Bilimin konu alan içerisindedir. Çünkü bilim var olan, kesin olan, evrensel olan, genel geçer olan bir şeyi ispatlama telaşı içerisindedir. ispat kültürü, argüman yani dayanaklandırma kültürü olduğu için bilimin yöntemi nedir? Deney ve gözlem. Ama felsefe sorgulama, düşünme ve sorularla devam eden bir alandır. Dolayısıyla felsefe hangi yöntemleri kullanır derse akıl ve mantığı kullanır. Dolayısıyla ilk dönemle sonraki dönemi bilimin gelişmesini felsefeyle ilişkisini lütfen bu şekilde ele alalım. İki dönem olarak bunu düşünürsek çok daha rahat bir biçimde ne yapabiliriz sevgili gençler? Sonuca cevaba ya da sürece gidebiliriz diyeceğiz. Peki çok tartışılan bir konu hocam felsefeyle din İlişkili mi? Şimdi bazen bize öylece sorular geliyor ki sevgili gençler benim hocam kanalına, benim şahsi sosyal medya hesaplarıma, instagrama şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Hocam diyor ben felsefe dinlersem ya da felsefe çalışırsam dinden çıkar mıyım? Gibi sorular alıyoruz sevgili gençler. Şimdi felsefeyi dini olgu olarak kullanmasıyla ilişkilendirelim. Yani felsefe çalıştığınızda felsefe ile ilgili bir şey düşündüğünüzde, felsefe ile ilgili çalışma yaptığınızda, felsefe ile ilgili sorulara cevap verdiğinizde dinden çıkmış olmazsınız sevgili arkadaşlar. Felsefe ile din arasındaki ilişki bir olgusal ilişkidir. Bu ne demek? Onun için lütfen sevgili gençler TYT çalışırken, AYT çalışırken felsefe çalışmaktan korkmayın felsefe çalışmakla sizin düşünce yapınıza ya da inanışınıza dair bir hassasiyet ortaya koymuyoruz, ortaya çıkarmıyoruz. İkisini birbirinden yararlanan bir alan olarak düşünmeye çalışalım istiyoruz. Peki hocam felsefe ile din arasında bir ilişki var mı? Evet var. Bakın felsefede dinde Evrenin yaratılışı ile ilgili bir düşünme süreci gerçekleştiriyor. Ya da mesela felsefede, dinde varlığın ilk kaynağını sorguluyor gençler. Yani felsefenin de, dinin de evrenin yaratılışı ile ilgili, varlığın ilk kaynağı ile ilgili benzer sorular sorduğunu görüyoruz. Yani burada ikisi de bu soruları kendine sormuş aslında. E peki hocam, bu sorular sorulmuş, evet. Felsefe ile dinin yöntemlerinde Uygulama şekillerinde bir farklılık var mı? Var tabii ki arkadaşlar. Var. Ne fark var? Bir kere felsefe bilgiyi nasıl edinir sevgili gençler? Felsefe bilgiyi akıl ile edinir. Ama din bilgiyi vahiy yoluyla edinir. Vahiy aracı var olan bilgiyi Allah'ın buyruklarını iletme süreci olarak tanımlanır. Dolayısıyla felsefe ile dinin bilgi edinme süreci birbirinden farklıdır. Felsefe bilgiyi akıl ve mantık ile ifade ederken din bilgiyi vahiy yoluyla edinir. Ya da mesela felsefe ve din eleştiri anlamında da farklılaşır sevgili gençler. Felsefe bir sorgulama alanı olduğu için eleştiriye açıktır. Ama din eleştiriye kapalıdır. Din'in eleştiriye kapalı olmasının temel sebebi sevgili gençler dogmatik yapısından kaynaklanır. Unutma din dogmatiktir. Yani orada sonuçlar değişmez. Hatta çoğu sonuç tartışılmaz bir niteliğe sahiptir. Ama felsefede sonuçlar değişebilir. Dolayısıyla şunu lütfen unutmayın. Dogmatik olan dindir dogmatik olmayan felsefedir. Sonuçların değişebileceğine inanan felsefedir. Sonuçların değişemeyeceğine inanan dindir. Dolayısıyla din daha kapalı bir düşünce yapısını ifade ederken felsefe sorgulama, hatta her şeyin sorgulanabileceğini, her şeyin tartışılabileceğini düşünür sevgili gençler. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Dogmatik ifadesi sonuçların değişebilirliği ya da değişemeyeceği ile alakalıdır. Peki hocam felsefe dini nasıl ele alır? Sevgili gençler, felsefe dini olgusal olarak ele alır. Yani dini akılcı bir şekilde ele almaya çalışır. Bu ne demektir? Mesela felsefede din felsefesi diye bir alan vardır. Bakın din ayrı, din felsefesi ayrı bir şeydir. Dine dair var olan durumu akılcı bir biçimde sorgulama eğilimidir din felsefesi. Tanrının varlığını kabul edenler, tanrının varlığını reddedenler, tanrının varlığını ya da yokluğunun bilinemeyeceğini söyleyenler felsefe din ile bunu ilişkilendirirken tanrının varlığını kabul edenleri akılla olguyla bunu yapmaya davet eder. Tanrının varlığını reddedenlere akılla olguyla bunu yapmaya davet eder. Dolayısıyla felsefe ile din arasındaki ilişkiyi olguya dayalı bir ilişki olarak tanımlayalım. Yani felsefe dini olgusal olarak ele alır. Ne yapmaya çalışır? Din ile ilgili ögeleri akılcı biçimde açıklamaya, tahmin etmeye, ilişkilendirmeye çalışır. Dolayısıyla felsefe çalıştığınızda dinden çıkmış olmazsınız. Şüpheye düşmüş olmazsınız sevgili gençler. Sadece felsefenin konu alanlarından bir tanesi olan din felsefesinde din ile ilgili görüşleri rasyonel yani akılcı bir biçimde ne yapmaya çalışıyoruz? Ele almaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz sevgili gençler. Anlaşık değil mi? Felsefe çalışmaya devam. Peki hocam felsefe ile sanat arasında bir ilişki var mı? Tabii ki var. Bakın sevgili gençler felsefede sanat da dünyayı anlamaya çalışır. Felsefede sanat da dünyayı anlamaya çalışır. Felsefede de sanatta da bir öznellik vardır. Güzel, çirkin gibi kavramlar sanatın konu alanında, Felsefede ise öznel düşünce ile ilgili ifade etme vardır. Dolayısıyla felsefede, sanatta bizim için özneldir. Her ikisinde de varlığa yönelmek, varlığı yansıtmak vardır. Felsefede varlığı kendine göre yansıtır, sanatta varlığı kendine göre yansıtır. Dolayısıyla her ikisinin de benzer noktaları, benzer yönleri var. Ama bak, farklılıkları da vardır. Felsefede amaç genellemeye ulaşmaktır sevgili gençler. Ama sanatta amaç genellemeye ulaşmak değildir. Sanatta güzel, çirkin gibi duygularla ifade edilen durumları tanımlamak vardır. Dolayısıyla felsefede genellemeye ulaşmak amaçken sanatta amaç genellemeye ulaşmak değildir. E peki felsefe genellemeye ulaşırken neyi kullanır? E bunu bilimle dinde de söyle. Aklı kullanır. Akıl felsefenin en önemli aracı akıldır ama sanatın en önemli aracı kendini ifade etme aracı nedir sevgili gençler çok net biçimde duygulardır. Dolayısıyla sanatta ihtiyaç duyulan şey duygular iken felsefede ihtiyaç duyulan şey akıldır. O zaman şunu söyleyebilir miyim felsefenin bilimle de felsefenin dinle de felsefenin sanatla da ilişkili ve benzer noktaları var. Her ikisinin anlamlandırma sürecinde benzer noktalar var ama felsefenin bilimle de, sanatla da, dinle de farklı noktaları da var sevgili gençler. Kullandığı yöntemlerdeki farklılıklardan tutun anlama ve anlamlandırma çabasının bile farklı olduğu noktaların olduğunu ne yapabiliyoruz? Çok net biçimde söyleyebiliyoruz. Özellikle felsefe ve bilim arasındaki ilişkiye felsefenin bilim ile olan durumuna lütfen dikkat edelim sevgili gençler. Karşımıza gelme ihtimali bizim için son derece önemlidir diyeceğiz. Peki hocam felsefe dinle ilişkilendirdiniz, bilimle ilişkilendirdiniz, sanatla ilişkilendirdiniz, varlıktan bahsettiniz, bilgiden bahsettiniz, değerden bahsettiniz önceki videolarımızda. Felsefenin buradan yola çıkarak alt disiplinler oluşmuş sevgili gençler. Bu alt disiplinlerin hepsi bizim için bir konu alanı. Yani her birini ayrı bir bölüm olarak size anlatacağım. Bana bir soruda felsefenin konu alanları nedir derse bilgi felsefesi, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, sanat felsefesi Din felsefesi, siyaset felsefesi ve bilim felsefesi olmak üzere temel anlamda alt başlıklarımız olacak. Unutma. Bunları burada söylüyorum. Böyle mi kalacak? Hayır. Bunların her birini sana ayrıntılı biçimde bilgi felsefesinden başlayarak konu konu analiz ederek, ilişkilendirerek anlatacağım. Dolayısıyla felsefenin alt dallarından bilgi felsefesinden başlıyoruz. Varlık ahlak, sanat, din, siyaset, bilim felsefesi'ne devam ediyoruz. Akabinde 100 Yıllar felsefesine başlıyoruz sevgili gençler. 11. sınıf felsefe konuları içerisinde 100 Yıllar felsefesini anlatacağız. 100 Yıllar felsefesini anlattıktan sonra TYT felsefeyi hatta akabinde AYT felsefeyi de bu noktada tamamlamış olacağız diyeceğiz. Unutma bunların her biri bizim bir konu alanımızdır diyeceğiz. Peki, iki soruyla bitiriyorum. İki soru. 1. Felsefenin dil ile bir ilişkisi var mı? 2. Felsefenin yaşam ile bir ilişkisi var mı? Bir düşünün bakalım. Felsefe düşünme eşiğiydi. Soru sorma, sorgulama eşiğiydi. Size soruyorum. Felsefenin dil ile bir ilişkisi var mı? Felsefenin yaşamla bir ilişkisi var mı? Dilin gelişimine, yaşamın gelişimine katkı sağlar mı? Bir düşündürüz mü? Düşün. Dilin gelişimine, yaşamın gelişimine katkı sağlar mı? Bir düşünsenize sevgili gençler. Sorular cevaplardan önemli. Soru soruyorsun. O soruyla kendini ifade ediyorsun. Kendini ifade etmek için kullandığın araç ne? Dil. O zaman felsefe dilin gelişimine sorular yardımıyla çok net biçimde katkı sağlar. Peki yaşamın gelişimine? E arkadaşlar bilgiyi sorguluyorsun. Sanatı sorguluyorsun. Siyaseti sorguluyorsun. Dini olgusal biçimde ele alıyorsun, siyaseti akla dayalı biçimde ele alıyorsun. Yani felsefede zaten hayata dair her şey senin için bir konu alanı. Felsefe bir düşünme süreci ise, ele alınan konular yaşamın içindeyse, felsefe yaşamın gelişimine, bakış açısının zenginleşmesine, hayata dair birçok bilgi edilmese ne yapacaktır sevgili gençler? Ciddi biçimde katkı sağlayacaktır. O zaman notlarınıza şunu da ekleyin lütfen felsefe dilin gelişimine de yaşamın gelişimine de katkı sağlar diyeceğiz. Evet sevgili gençler, felsefeyle tanışma videolarımızı 3 videoyla tamamlamış oluyoruz ve artık yönümüzü felsefenin alt disiplinlerine, alt dallarına çeviriyoruz. Bir sonraki ünitemizin adı bilgi felsefesi, epistemoloji bilgi felsefesi, bilginin kaynağı, bilginin doğruluğu bunlarla ilgili açıklamaları ele alacağız. Bilgi felsefesi ünitesinde dördüncü videomuzda sizlerle beraber olacağız. Ödeviniz neydi? Ödeviniz ilk üç video bitti. Kitabınızdaki dokuz testi çözüyorsunuz. Yanlış defterinize yanlış yaptığınız soruları alıyorsunuz. Çözümünü elle yazıyorsunuz ve testleri çözdükten sonra hemen bilgi felsefesi ünitesine doğru yol alıyorsunuz. Ben de orada olacağım sevgili gençler ve dördüncü video ile yola devam edeceğiz. Bu arada koçluk programımızla ilgili süreci takip etmeyi kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsunuz. Sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil öğrencilerimiz hafta hafta sizler için yayınladığımız programları nasıl çalışmanız gerektiğini, nelere dikkat etmeniz gerektiğini size programlı bir biçimde anlatıyoruz. Koçluk videolarını mutlaka takip edin. Sizlere gönderdiğimiz takip defterlerini arkadaşlar mutlaka edinin ve oradan 32 haftanızı gün ve gün planlamayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Dördüncü videoda görüşmek dileğiyle.